Arkadaşlar selam. Şimdi bugün hep beraber nereye gidiyoruz? Hep beraber sporcu alışverişi yapmaya gideceğiz. Şimdi her zamanki gibi gene namı değer Magnus'u bekliyorum. O geldikten sonra alışveriş merkezine gideceğiz. Biz size yaklaşık böyle 5 günlük falan sporcu alışverişimi göstereceğim. Ondan sonra da güzel bir antrenman bizi bekleyecek. Teker teker bütün setleri tekrarlara açıkladığım bir antrenman yapacağız hep beraber. Bu arada sürekli kullandığım supplementler soruluyor. Yani düzenli olarak kullandıklarım bunlar. Bunlara tabii ekleyip çıkarmaları oluyor aydan aya. Bazen mesela balık yağı falan. Bu bana Magnus'un hediyesi. Kreatin. Bu fix zaten biliyorsunuz. ZMA yatmadan önce alıyorum. Bu da bayağı iyi. Multivitamin. Bunu aslında çok alamıyorum. Çünkü bu normalde 3 kapsül diyor mesela. Şurada olması lazım. Ama ben bunu 1 ya da 2 kapsül alabiliyorum. Dokunuyor birazcık. Ya dokunmadan kastım böyle bir garip hissediyorum kendimi. Fakat bir tane falan alınca bayağı iyi akıyor gidiyor. Probiyotik. Bu zaten bu aralar çok ihtiyacım olmuyor ama eskiden çok oluyordu. Bu da standart. Günde bir kapsül alıyorum. Onun dışında D vitamini var ek olarak buna. Nerede? Bu da yavaş yavaş sonunu görüyoruz bunun. Caner sonunda yaklaşık bir 4 saatlik beklemenin ardından gelebildi. Şimdi direkt alışveriş merkezine geçeceğiz. Sonra devam. İyi olmuş. Bas! Hocam peki niye bu kadar tesbih var? Dert. Şurada gelmiş mi hocam? Çalışmaya başladı. Şuna lan. Efedrin izle mi? Bas, bas. Ne yapıyorsun? Caner Kırcı, rota hesaplamacı. Hyper extension. İkisini birden tutsana. Olay bu abi. Bunu alalım bir tane. Al abi bir tane. Bir dakika vurma bir. Tabii ki de şaka. 5 günlük falan bir alışveriş yapacağız yani. Normalde yoksa bu kadar yüklüklerde bir şey almıyorum. O yüzden ona göre yapacağız. 5 günlük falan. Burada bulabildiğimiz en ucuz bu var normalde ama dışarıda farklı yerlerde daha ucuza bulabiliyorsunuz. Arkadaşlar zerde çal. Binlerce faydası var. Yemeklerinizde ufak ufak kullanabilirsiniz. Birçok faydası var. Depresyonu bile çözdüğü söyleniyor yani. Şunu düzgün tutar mısın? Allah'ın kitabın varsa ya. Allah'ın kitabın varsa. Turşu. Fermente edilmiş her gıdayı tüketmeniz çok önemli. İşte yoğurt, turşu, sonra mayalanmış ekmek. Bunlar önemli. O yüzden turşu kesinlikle yüklüyoruz. Bu adam bir şey keşfettiği zaman kendini George Clooney sanıyorum. Devam. Arkadaşlar soslar. Sos. Her tabağa kullandığım sos ne benim? Hayatımda ilk defa görüyorum. Dur oğlum kajun. Ha kajun. Birebir. Tavukta ve patateste üstüne tek geçerim. Mükemmel bir karışım. Kesinlikle alıyorsunuz. Gel. Soya sos. Çoğu kişi tercih ediyor fakat ben nefret ediyorum hatta. Soya sosu içerseniz soy boy olursunuz. Tak almasını. Oğlum ben ne aldım şimdi? Tavuk aldım, hiçbir şey an tavuk da almadım. Arkadaşlar ben hiçbir şey yemiyorum böyle. İlaç yaptık bu vücuda. Bu arada daha farklı şeyler alınabilir fakat ben hep ucuz yolu arıyorum yani. Öğrenci olduğum için kendim ve size de düşündüğüm için. Yani en optimum yoluna bakıyoruz şu an. Balık mı alsak? Arkadaşlar bunu yiyen demir büker. Bunun böyle ötesi yok. Bak abi. Hexatlon'a selam olsun mu? Ne alaka? Atopat yapıştır hava su altında. İzlemedim ki. Hava soğuk mu? Yok sıcak. Hiç samimi olmadı kardeşim. Kurmaca bir espriydi arkadaşlar. Gülmeyebilirsiniz. Neyse. 30 yumurta. A sınıfı yazması çok önemli. A sınıfı yazmazsa almıyoruz. 30'lu yumurta beni kaç gün getiriyor?
Günde 5 tane ye, sen 6 günde 5 tanesin. Günde 8 taneden aşağı yemem arkadaşlar. Oh, bazen oh. Mesela 8 yiyorum, bazen 2 tanesini de içiyorum akşam. Ohla bakayım kameraya doğru. Devam. Güzel. Kefir. Arkadaşlar kefir içen demiri büker. Bunun aksi yok. Amerika'nın Marshall yardımıyla ülkemize getirdiği yağlar var. Diğer bloktan da biliyorsunuz peynir vazgeçilmez sabah kahvaltılarında. Ama mümkünse çiğ sütten yapılmış peynir. Aynen. Onu bulamazsınız, öyle bir şey yok. Beyaz peynir standart. Bakalım. Güzel. Tok ses. Tok ses gelecek. Yalnız harbi çok soğuk ya. Hocam pump gitti. Pump gittiği zaman yok, ne yapıyoruz? Ama. Şarküteri reyonunda ara ara pump'ınızın kaybolmaması için. Öyle ara ara ufak şınavlar. Yalnız çok soğuk çıkalım kanka. Magnus hocam. Arkadaşlar bu işlenmiş etler. Nerede o? Hele hele bazıları ya bunlar falan ağzına atıyor. Ya bunları falan arkadaşlar, bunlar bence gerçekten hani para vermeye değecek olduğunu düşünmüyorum yani. İşlenmiş etlerin. Tabii ki de bizim aldığımız hani göğüsler falan da çok çok natural değiller ama. Çoğu sucuklarını koymamışlar. Sönmez Reis'e selam olsun. Sönmez Reis'e selam olsun. Şu an ısınma molasına çıktık. Yaklaşık 400-500 gram. Ben bir günde bir tane bunlardan yiyorum. O yüzden 5 günlük çektiğimiz için videoyu. Kaç tane alacağız hocam? 5. Manyak. Normalde tasvip etmiyorum ama gidip taze almanız daha iyi olur. Burada bir, ne var burada? Taze tavuk salata var. Bir de rokamız var. Arkadaşlar nektarin genelde her gün yaklaşık yarım kilo yakın meyve yiyorum. İşte elma oluyor yanında. Başka bir şey daha oluyor. Fix. Nektarına bayılırım. Aldım. Tamam. 750 litre zeytinyağı var. Bu bana 4 hafta falan gidiyor. Yaklaşık 1 ay. 1 ay boyunca bunu tüketeceğim. Zeytinyağı ve tereyağı dışı çok kullanmıyorum yemeklere hiçbir şey. Tavukları genelde zeytinyağıyla yapıyorum. Pilavı da tereyağıyla. Bak bir yandan oraya bakıyor korkudan, bir yandan bana bakıyor. Şöyle özel bir çekim. Cennet. Sanki cennetteyim şu an. Yani bunun hepsini falan. Bunu komple alasım var. Yıkıyoruz abi, izle. Bir. Çek abi. Alışveriş bitti. Eve gideriz. Birazcık yemek yeriz. Bir pilav yüklememiz var. Sonra biraz kahve içeriz. Sonra da idman. Değil mi? Onayı verdi şefim. Formayınız yanlış. Erkek gibi böyle açılır. Hadi işte. Bu nazar. Nazar bu, nazar. Aynen. Ne yapacağız bugün şimdi? Bugün senin ne antrenmanın var? Peki beni kim arıyor? Geliyoruz kankam, geliyoruz da uşak. Arkadaşlar şimdi geldik. Pre-workout alacağız. Ne var? Kafein var. Magnus'un, yine sponsored by Magnus. Chase 24'ten geldi. Chase 24. 24. Şimdi bundan ben 2 tane atacağım. Magnus 1 tane atacak. Kütlesi az diye. Ondan sonra bunları yutup ne yapacağız? Antrenmana başlayacağız. Magnus bacak çalışacak herhalde. İtiş. Ya, neyse ben de itiş yapacağım ama tam olarak itiş denemez. İdmanı ara ara anlatırım teker teker ya da voice over yani. Sesli bir şekilde de anlatabilirim. Bakalım. Büyüteceğiz. Büyüteceğiz. Olacak. Olacak. Zaten sen gel. Videoyu izleyince. Poz ver hocam. İzlerken daha bakın iğne izleri. Steroid kullanmanın yan etkileri. Yanlışlıkla çizdirdim. Her yer, her yer akne. Karaciğer bitmiş. Sinirli. Yüklüyorlar görüyorsunuz. Bas. Bak hareket et. Vur abi. Bugün Emircan'la beraber bir itiş antrenmanı yapacağız. İlk başta close grip incline bench press ile başlayacağız. Sonra duruma göre bir push up var. Sonra bakacağız işte ara ara konuşurum zaten. Evet. Deltoidler arkadaşın gelişmiş düzeyde olduğu için onu seçtim. T-shirt'ı ben kestim. Bununla ilgili de video gelecek. Thank you.
Dar tutacağız. Ondan sonra da push up. Yine de 6 çarpı olacak. Anlayacağım. Harbi beklediğimden düşük. O yüzden daha arttıracağım büyük ihtimalle. Çok hafif gelebilir bu ağırlık. Çünkü incline press'im çok çok zayıf, aşırı zayıf. Bas! Bas! Buz grip oğlum ya. Jesse'yi gelmiş. Pardon Jesse'yi. Jesse'yi gidecek. Pozlar. Mantalite'deyiz. Bana yardıma gel. Just like the street lights lit this town, like a fire in a blaze, gotta burn it down. Can't be afraid to leave this out. We got this far, don't know how. Close grip bench bitti. Push up yapacağız. 80 tekrar. Olabildiğince gene barfix'teki gibi kısa sürede bitirmeye çalışacağız. Kaç sette biter? 4 set. 4 sette biteceğini söylüyor Emircan. Bütün şeyleri çekemedim. Setleri çekemeyeceğim çünkü şarjım çok az. Maksimum işte bir ilk seti çekerim, bir de son seti. Belki direkt son seti çekerim. Just like the street lights lit this town, like a fire in a blaze, gotta burn it down. Can't be afraid to leave this out. We got this far, don't know how. Şap bitti. Kaç sette bitirdik? Benim 5 sette bitti. Emircan'ın da 4 sette bitmiş. Şimdi triceps extension'la gene incline close grip bench süper set yapacağız bu sefer. 6 set, ikisi de süper set. Her sette yapabildiğimiz kadar tekrar çıkaracağız.
işte 6 çarpı Taylor'a kadar gittik. Son setimiz. Ağırlığı arttırdım biraz ama incline'da setler çok zor çıkıyor. Son seti yaptıktan sonra ne var? Yana aşış var. Lateral raise yapacağız. O da 5 set falan olur herhalde. Just like the street lights lit this town, like a fire in a blaze, gotta burn it down. Can't be afraid to leave this out. We got this far, don't know how. Kayıttayız hocam. Gel hadi hemen. Bilimsel olarak. Kafamdan büyüteceğiz. Antrenmanı bitirdik. Açıkçası benim leşti bayağı. Ne pump alabildim, bir de antrenman çok uzadı. Bayağı bok gibi bir idmandı yani. Şimdi ne yapacağız? Yemek yemeye gideriz. Yemek yeriz üstüne. Üstüne yemek yeriz. Bir tatlı poz ver abi, bir poz ver gel. Magnus bir poz ver. Ben abi. Magnus gördüğünüz üzere. Büyüyorum. Büyüyor.